Yani benim adımı kullanarak hı onu satış ben. yapanlar hepsi sahtekar, hepsi dolandırıcı. Şimdi maalesef yapay zekayla sesimi de uygulayarak evet. bunu önerdi diye size komik bir şey söyleyeyim gülün. Bunu da herkes duysun. Ee, bir hasta geldi. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum. Aa! Siz böyle bir şey söylemediniz yapay zeka. Ben hiç söylemem. Yani buna inanmasınlar, güvenmesinler. Çünkü hala bana soruyorlar, sokakta görüyorlar. Hocam siz bunu mu önerdiniz? Prostat için bunu mu önerdiniz? Bilmem ne için bunu mu önerdiniz? Ama bu sahtekarlık maalesef devam ediyor. Bu e, internette her şey, yani benim hmm. konuşmamı yasaklıyorlar ama bunu yasaklamıyorlar. Ya ne ilginç değil mi evet. hocam? Bir çağrıda bulunuyoruz size. Lütfen söyleyin. Yani ben konuşmayayım diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun çıktı. Siz buna kanun çıkartın. Yapay zeka Bizim adımıza dolandırıcılık yapıyorlar diyor hoca. Hiç vermediğim bilgileri, sesimi de taklit ederek yapay zeka artık bunları yapabiliyor. E, taklit ederek hiç vermediğim bilgileri verip kendi reklamlarını yapıyorlar. Satış yapıyorlar. Şunu ben o zaman, satış yapmam hayatta. Evet, Siz de biliyorsunuz. Bilmez. Bir tek şey satmam. Yani buna halk maalesef e, halkımız da çok naif inanıyor. İnanıyor. Sokakta beni görünce soruyor. Hocam diyor prostat için bunu demiyorsunuz, Benim prostatım var alayım mı? Yabancı bir bey. Hoca satış yapmaz.